Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Tony'nin yanına geldik. Biliyorsunuz Tony benim eski köpeğim. Buradaki hastanın bacısı. Tekrar doğum yapmış arkadaşlar. Birazdan yavruların yanına geçeceğiz. Yavruları da sizlerle paylaşacağım. Kızım. Sekiz tane yavrusu olmuş arkadaşlar. Hepsi de birbirinden güzel. Gümüşhane'de Altın Ejder diye bir köpek var. Çok meşhur bir köpek. Çok isimli bir köpek. Onun yavruları. Birazdan yavrularının yanına geçince de bahsedeceğim arkadaşlar. Sürgün gel. Gel. Bunu da hatırlarsınız arkadaşlar. 8 aylık oldu şu anda. Bu da. Gel. Tony'nin bir önceki yavrusu arkadaşlar. Daha önce paylaşmıştım. Malatlılar. Çakır diye bir malaklı vardı arkadaşımda. Onun yavruları. Şu anda tam 8 aylık. Şaka gibi abi. Sen niye anlatmadın? Olacak dedin aynen. Aynen hatırlıyorsun değil mi? Demiştim bunlar birer dev adayı. Hatta daha şu anda 8 aylık. Aynen. Yaklaşık 84-85 santim var. Senin beline geliyor neredeyse. Aynen. Çok da büyümüş. Daha da büyüyecek bu Lokman, emin ol. Abi, en az bir 5 santim 6 santim daha atar. 90 olur. Evet, rahat olur. Yani geçer diye düşünüyorum 90'ı. Şunun büyüklüğüne yüksekliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yani daha tam 8 aylık. Eski videolarımda doğumları bile var arkadaşlar. Gelip çekmiştim. Sonra birkaç aylıkken gelmiştim. O zaman da söylemiştim bunlar birer dev olacak diye. Çünkü annelerini biliyorum, babalarını biliyorum. Hep büyük ırk atıyorlar. Annelerinde de biraz malaklık var. Babası da tam malaklıydı zaten. Bu da zaten görüyorsunuz tam malaklı. Kafa yapısı falan. Dudaklar sarkık hafif. Kafa yapısı çok büyük. Elleri, ayaklar. Çok kalın bir köpek arkadaşlar. Çok da güçlü. Az önce biraz ben gezdirmek istedim. Bayağı yordu beni. Yordu abi, aynen. Sırayla yordu. Değiştirerek tutuyoruz. O yüzden böyle biraz nefes nefese kaldı. Döşüne falan bakar mısın gerçekten? Mükemmel bir yavru. Alo. Aferin oğlum. Dişler de bayağı büyümeye başlamış. Aferin oğlum. Dediğin gibi. Aferin kocaman. Elden büyük oldu abi işte yavrular. Aynen senin elinden daha kalın elinden. Aynen öyle oldu ya. Ama yani biliyorsun. Yanılmadın abi. Demiştim ben abi, yani. Yanılmadın. Çünkü dişinin soyunu biliyorum. Büyük bir soy. Aslanı biliyorsun çok büyük. Aynen. Zaten dişiler genellikle erkek yavrularına bakarak seçilir. Yani erkek yavruları veya babaları. Büyükse, cüsseli ise, dişi ufak bile olsa büyük yavru atar. Aynen. O yüzden ben de Tony de zaten çok büyük, 83-84 santim. Bu da şu anda Tony'den 1-2 santim yüksek arkadaşlar. Demin yan yana geldiler. Tony'den annesini geçmiş yani 8 ayda. Kızım! Hadi kız! Ama maşallah çok iyi bakmışsın. Yani 8 tane yavruya bakıyor. Yine de kilosu falan çok iyi. Zayıflanmamış hiç. Abi Allah devlete zarar ziyan vermiyor. Maaşı bunlara yatıyor biliyorsun. Biliyorum. Gerçekten çok büyük emekler maaşı veriyorsun. Maaşı bunlara yatıyor. Şimdi kendim de bir harika olacak. Bunlara da birazdan geçip bakacağım. Aynen. Ben bir gördüm arkadaşlar ama sizlere de göstereceğim. Gümüşejder torunları. Gümüşejderin torunları. Evet. Gümüşejder ben daha önce de ismini çok Denizli'de, duymuştum. Denizli'de abi. Denizli'nin köpeğiydi değil mi? Yani o evet. Köpek başlı başına bir yurt evet. Çok kaliteli bir soy. Duymuştum. Değerli diye de bir kardeşi vardı. Onun kardeşiydi sanırım. Çok tanınmış oğlu, köpekler bilinen. Evet Altın Ejder. Aynen. Burada Gümüşhane'de sanırım şu anda. Bayburt'ta. Bayburt'ta. Evet. Ömer diye bir arkadaşımsa evet. Sağ olsun. Tony'yi de zaten götürüp onunla işleştirmiştin. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Evet. O köpeği de ben görmüştüm. Hayır. Şimdi yavrularını da sizlerle paylaşacağım. Yavrular da çok güzel arkadaşlar. Altın Ejder'in yavruları. Aynen öyle abi. Şimdi biz yavru... Yani babanın kopyası. Kopyası değil mi? Ejder, baba çok da benziyor. Ben videoda da izledim evet, onu. Evet. Şeyini de izledim. Gerçekten gümüş ejdere çok benziyor. Hı. Kalınlığı olarak, boyu olarak. Onun da resmini videonun arasına koyacağım arkadaşlar. Yavrularının babasının. Onu da oradan görebilirsiniz. Biz şimdi yavruların yanına geçelim arkadaşlar. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar. Yavruların yanına geldik. Dediğim gibi meşhur Gümüş Ejder'in torunları. Gümüş Ejder'in bir oğlu var. Altın Ejder diye. Onun yavruları arkadaşlar. Tony ile çiftleştirdi arkadaşımız. Hepsi de alaca bulaca maşallah.
Uyuyorlar şu anda. Bu erkek arkadaşlar daha yaklaşık 8-10 günlükler değil mi? Aynen. Kaç gün oldular? Aynen 8-10 gün oldular. Daha 10 günlükler, gözlerini açılmamış tam ama 1-2 gün içinde açılır. Şuna bakalım. Bu da erkek. Şunların sallına okuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok sallı yavrular. Bu da dişi. Burnunda da beyazlığı var. Anneye biraz benzemiş. Şu da dişi arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz hepsinin rengi birbirine çok yakın. Ayaklar, göğüsleri beyaz. Bir iki tanesinin burnunun ucunda beyazlık var. O da anneden var. Anne biliyorsunuz alaca. Ama diğer renk olarak, kalınlık olarak altın ejderhaya çok benziyorlar. Şimdi zaten resminde koydum oraya, gördüğünüz arkadaşlar. Bu da erkek. Şu özellikle. Bir bakayım del. Bu da erkek arkadaşlar. Bayağı erkek var Lokman bu arada. Evet, evet tamam. Annemiz de geldi. Şu. Tony, kızım. Yok. Yavrularına bakıyorum ya. Ama tanıdı beni. Dışarıdayken hemen geldi yanıma. Şunu merak ettim. Dişi abi. Dişi. Bak bunun renk daha çok anneye benzemiş. Daha boz. Gittikçe aynen beyazlaşır büyüyünce. Bu arada bu Tony'nin önceki yavrularını sahiplendirdin değil mi? Bir tane kalmıştı zaten. Bunu da kendine ayırdın zaten. Evet. Sahiplendiriyorum. Evet. Bunlar da bayağı kalabalık. Bu kadar köpeğe bakamazsın. Yani sahiplendireceksin herhalde. Yani işte bir 45 günlük olacak abi başlar. Değil mi? Biraz daha. Başlayacağım tabii. Aynen. Bu şekilde isteyen de olsa vermem yani. Çünkü tabii canım biraz da daha büyümeler lazım. Zaten çok da yavru var. 8 tane. Aynen. Bu kadar köpeğe bakmak da zor. Çok da isteyen var aslında. Daha İsteyen olmaz olur mu? Şey yani böyle köpekleri kim istemez? Yani işte kıymetini, değerini bilen biri sahiplensin üstüme, anladın mı? Evet. Bakabilecek yani, soyunu devam ettirebilecek. Çünkü ejder benim gözümde başlı başına bir soy. Evet. Türkiye'de de zaten birçok kişi de yani tanıyor zaten. Emin ol izleyicilerin de çoğu tanır. Denizli'den gelme bu ejder dediğimiz. Evet. Evet. Bunun oğlu da babasının aynısı, kopyası. Benziyor zaten, ben gördüm. Damarı falan çok iyi. Aynen, sağlam köpekler. Aynen. Çok da kalın, çok da çok kalın, büyük çok köpekler yani. Yani canlı da gördüm. Resimde, videoda biraz daha küçük görünüyor biliyorum ama canlı gördüğüm de çok farklı. Abi, yani rahat var. 100 kilo rahat diyebilirim. Var. Zaten Tony'yi eşleştirdiğimde Tony 80 kiloya yakındı. Bayağı kiloluydu değil mi? Onun fotoğrafları var, orada ayırt edilebilir. Evet. Zaten o fotoğrafını da koyduk. Oradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha büyüdükten sonra yani 45-50 günlük olduktan sonra birkaç tanesini sahiplendirmeyi düşünüyor arkadaşlar. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Oradan görüşebiliriz. Ama muhteşem yavrular. Bakayım. Şu çok güzel arkadaşlar. Anında beyaz bir çizgisi var. Anne sabırsızlıkla bekliyor. Yani. Aynen. Bir an önce benim çocuğumu bekliyor. Ya aslında sen tanıdığı için herhangi bir şey yapacağı yok abi. Yavrularına belki zarar veririm diye korkar. Yoksa şey yapmaz. Çok uysal bir köpek. Yani. Şöyle ben çıkayım. Tony. Bakayım kız. Geç içeri. Hadi geç. 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 Geç annem. Geç. 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 Aferin kızıma. Bakıyor hepsi aynen, yerinde mi? Tek tek kokuyor abi. Çünkü ellediğim için. Bak. Bak. Bir de göbek bağlarını şu anda temizliyor değil tabii, mi? Tabii tedavi aynen ediyor abi, onun kurumasını tabii sağlıyor. Tabii onun dilinde antibiyotik var. Aynen. Yaraları bile yaladığı bak zaman. Yavrular da bak kokusunu aldı şimdi. Hemen anneyi toplanıyor. Saracaklar tabii. Tabii o da suya girdiği için biraz ıslandı arkadaşlar. Evet. Gezmeye çıktık. Burada bak da su şimdi akıyordu. Bak bak. Ona kadar davransa da işte gidiyor ya. Yani hayvan. Şu taş alayım abi şuradan. O şeyden düşmüş. Gel bu tarafa. Gel. Meme geldi ha. Kokusunu aldılar biliyor musun onun? O yüzden aynen, hemen hepsi hareketlendiler. Aynen. Birazdan başlıyor meme savaşları. Ama maşallah dişiye iyi bakmışsın. Yani bir sürü yavru emziriyor ama kilosu falan çok iyi. Zaten iyi bakmasam bu kadar yavruyu doyuramaz. Çok da emek veriyorum biliyorum yani nasıl baktığını. Biliyorum ya abi, Allah aynen devletimize zarar vermeye maaş yap bunlara bağlı. Yatırdık buraya. Aynen öyle. Aynen. Hayırlısı olsun ama emeklerini karşılığını aldım biliyorum yani çok aynen uğraştın. Aynen. Çok da güzel yavrular inşallah.
Rabbiler kadar ömürleri olur. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bak takla atıyor. Aynen. Allah en iyisini dostlarımıza versin. Amin. Sağ olasın kardeşim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tony ve yavrularını sizlerle paylaşmak istedim. Herkese çok teşekkür ederim şimdiden. Bana destek olmak için videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.